kıymetli dostlarım geldik anlatım bozukluğunda D-Bix'e dayalı kısmat. Şimdi çok pratik bir şekilde şöyle hemen şurayı bir halledelim. Ondan sonra öge eksiklikleri ve özne yüklem uyuşmazdan bahsedip sizlere veda edeceğim. Artık bir sonraki üniteye geçeceğim değerli arkadaşlarım. İlk olarak ek fiilin eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğumuz var. Bak burada şunu yapacaksın ilk önce. Cümleyi bir oku. Mehmet çok şişman boyu da uzun değildi. Bir defa Cümlenin yükleminde ek eylem var mı? Var. Eğer cümlenin yükleminde ek eylem varsa ki ek eylemi dinlediniz benden. Virgülden hemen önceki sözcükte de ek eylem olmak zorunda. Yani Mehmet çok şişmandı, boyu uzun değildi demesi lazımdı. Bak. Düşüncelerinde kararlı ama ısrarcı değildi. Yine burada ek eylem var. O zaman ne demesi lazım? Bağlaçtan veya virgülden önceki sözcükte de ek eylem olmak zorunda. Yani doğrusu düşüncelerinde kararlı idi ama ısrarcı değil idi. Al notunu. Eğer cümlenin yükleminde ek eylem varsa bağlaçtan veya virgülden önceki sözcükte de ek eylem olmak zorunda. Bu bir. İki. Hemen geldik. Tamlama yanlıştı Şimdi e, iki tane tamlayan bir tamlanana bağlanmaya çalışıyor. Ve bazen tamlayanlar tamlanana tam oturmuyor. O yüzden de tamlama yanlışlığı doğuyor. Şöyle ki. Verilen cümledeki nesne ve zarf tümlecini bulun. Bak. Zarf tümleci tamam. Ama nesne tümleci diye bir şey var mı? Yok. Yani iki tane tamlayan bir tane tamlana bağlanmadı. Doğrusu verilen cümledeki nesneyi ve zarf cümlecini bulun olacak. Ya da güllaç ve meyve suyu ikram ettik. Abi meyve suyu tamam da güllaç suyu diye bir şey olur mu? Olmaz. Ne olacak? Meyve suyu ve güllaç. Bugün belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik. Bak belgisiz sıfatlarını ve sayı sıfatlarını diye bir şey olur mu? Bak sayı sıfatları olur ama belgisiz sıfatlarını diye bir şey Olmaz. İşte tam şurada bir tamlanan eksikliği var. Belgisi sıfatları ve sayı sıfatlarını öğrendik demesi lazım. Yani işte tamlama eksikliği dediğim olay bundan ibaret. Geldim üçüncü başlığımıza. Üçüncü başlığımızda çatı uyuşmazlığı var. Çatı eklerimiz nelerdi bizim hatırla. L, N eklerimiz vardı değil mi? L, N eklerimiz vardı. Şimdi film seyrettikten sonra biraz konuştu. Bak ilk yüklem burada. Sonra eve gidildi. İkinci yüklem burada. Arada virgül var. Arada virgül var. iki yüklem varsa neydi bu? Sıralı cümleye Bak. Birinde L takısı var. Öbüründe yok. İşte ben buna çatı uyuşmazdı diyorum. Yüklemin birinde LN varsa diğerinde de olacak. Eğer yüklemde LN yoksa öbüründe de olmayacak. İşte kural bu kadar basit konuşuldu, gidildi olması lazım. Bak aynı şey bir örnek daha vereyim. Bütün sözlere kulak vermişse de hiçbir şey anlaşılamamış. Bak vermiş, anlaşılamamış. LN var, LN yok. Aşağı in, verilmiş, anlaşılamamış. L var, L var. O yüzden çatı ekleri bir yüklemde varsa diğerinde de olmak zorunda. Eğer birinde yoksa öbüründe de olmayacak. Zira bu şekilde olursa çatı uyuşmazlığından kaynaklı anlatım bozukluğu derim değerli kardeşlerim. Geldik zamir eksikliğine. Ehliyetini polis almış. Şimdi ehliyetini polis almış da kimin ehliyetini polis almış? Senin ehliyetini mi? Onun ehliyetini mi? Yani burada tamamen bir zamir eksikliğinden dolayı bir anlatım bozukluğu var. Yani bir netlik yok. Hayatını filme almış. İyi de kimin hayatını filme almış? Senin hayatını mı? Onun hayatını mı? İşte ben buna ne diyorum değerli kardeşlerim? Zamir eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğu adını veriyorum. Haberiniz ola. Sonra geldik en son kısma. En son kısımda da başlığımız eklerin yanlış kullanılması ve gereksiz ek kullanılması diyebilirim. Bak. Her zaman çocuklar oyuncaklarını iyi seçmeliyiz. Abi çok saçma oldu şuradaki. Doğru mu? Doğrusu ne olması lazım? Her zaman çocukların oyuncaklarını. Yani şurada bir tamlayan eki eksikliğimiz var. Devam. İstediğimiz sınavları kazanmamızdır. Abi kazanmamızdır çok saçma oldu. İstediğimiz isteğimiz sınavları kazanmaktır olacak. Dolayısıyla yanlış. Devam. Derse geç kalmasının nedeni gece çok geç yatmış olmasındandır. Olmaz. Fazla kullanmış olmasıdır demesi lazım. İşte bir. Burada ek eylem eksikliği var. Ne dedim? Yüklemde ek eylem varsa bağlaçtan veya virgülden önce de ek eylem olmak zorunda. İki. Tamlamalar uyuşmazsa tamlama yanlışlığı. 3- LN takısı varsa diğerinde de olacak. Birinde yoksa diğerinde de olmayacak. Çat uyuşmazlığı. Senin mi onun mu? Zamir eksikliği. Ekin az ya da fazla kullanılması dedik. Şimdi hemen çok çok kısa bir şekilde öge eksikliğine bakalım. Haydi bakalım bir sonraki videoda kısa kısa tiyolara devam.